Evet arkadaşlar, aramızda çok güzel bir isim var. Doğa. Doğa tam 85 günde 25 kilo verdi. Bugün değil, yarın aramızdan ayrılacak. Doğa, hiperaktif bir insan olarak buraya renk kattın, enerji kattın. 25 kiloyu 85 günde verdin. HK'da olmak nasıl bir duygu? HK'ya ilk geldiğin günle bugünü hatırladığında neler düşünüyorsun? Şimdi şöyle, ben buraya ağlaya ağlaya geldim. Niye? Çünkü istemiyordum. İşte ne gerek var? İşte arkadaş Kaç kilo geldin? 111. 111 kilo. Evet. Zorla geldin. Allah'tan zorla gelmişsin. Evet, işte ben istemiyordum. Ondan sonra ailem çok teşvik ettiler. Ameliyat yanlısıydım ben. Buradaki birçok insanın aklından geçtiği gibi. Ağlaya ağlaya geldim. Sevilay abla telefonda demiş ki babama bir gelsin görsün. O gelmek isteyecek demiş. Ben de hatta şey demiştim ya ne alakası var neyini isteyecekmişim falan filan. Baya böyle bir Sevilay ablaya şey almıştım. Ama geldiğimde ilk görüşmeye geldiğimizde hani gerçekten de öyle oldu. Hani böyle hiç beklediğim gibi bir yer değilmiş. Evet. İşte nasıl diyeyim böyle ilk geldim ben buraya şey bekliyorum böyle bir kere hiç benim yaşımda insan olmayacak. İşte herkes büyük olacak. İşte ben böyle Sen orada kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın. Yaz döneminde geldin, tatil döneminde geldin. Dolayısıyla tatil döneminde kendi yaşıtlarının yoğun olduğu bir süreçteydin. Demek Evet, ki çok güzel bir süreçti. şartlanmaların da yanlışmış. HK'yı belki Kesinlikle hiç çok yanlışmış. araştırmamışsın. Hiç araştırdım, videoları bile izlemedim ben. Hani hiç umurumda değil burası. O kadar önyargılıyım ki. Neyse geldim ilk gün. İlk gün yine böyle tamam hani gelmek istiyorum ama şey hani şey diyorum. Nasıl dayanacağım, o 90 gün nasıl geçecek, 80 gün nasıl geçecek listem vardı benim. Böyle hatta birçok kişi görmüştü odamda böyle bir gün bir gün bir gün bir gün diye her gün tik atıyorum işte böyle sanki şey şafak sayıyor gibiyim sayılı gün çabuk geçer mantığıyla böyle gün sayıyorum sonra ben son bir ayım kala o kağıdı yırtıp attım dedim ki geçme Allah kahretsin geçme hani o kadar gitmek istemiyorum ki buradan hala da öyle yani şu anda hani dokunsalar ve biraz bahsetseler o eski günlerden ki bahsediyoruz oturup ağlayacağım ben herhalde hani çok güzeldi. Yaş skalası hiç öyle beklediğim gibi işte aman işte büyük insanlar, yaşlı insan öyle bir şey yoktu ben ilk geldiğimde. Şu anda biraz daha büyük ama hala benim yaşıtımda insanlar yakın yaşıma var. Ama ben her zaman bu kampı genelde en küçüğü oldum, en küçüklerinden oldum ama herkes çok destek oldu bana. Hani böyle ne bileyim en kötü anlarımda falan herkes istediğim yani an yanımdaydı. İşte Kübra ben kötüyüm diyordum, o geliyordu. Bahar ben kötüyüm diyordum, Bahar geliyordu. Üyelerin dışında profesyonel destek anlamında böyle Zaten işte şimdi tam onu söyleyecektim. Benim için buradaki arkadaşlıklar ve hocaların yeri özellikle Emre Hoca'dı, Şafak Hoca, Tolga Hoca, hani Berat Hoca'sı hepsini çok seviyorum. Ama hani böyle şeydim, abi gibi görüyordum. Özellikle Emre Hoca'yı ben çok abim gibi gördüm. Hani buradaki insanlar da bunu biliyor. PT ondan aldım. Tolga ve Tolga Hoca'dan aldım. Gerçekten zaten bunun dışında da çok böyle iyi bir bağ kuruyorsun. Hani sanki onlar senin işte spor hocan değil de böyle daha böyle bir abin, arkadaşın. Daha böyle her an yanında olan insanlar. Bir de telefon ettiğimde kötü olduğumda anında cevap veren insanlar. Hiç böyle aman üye işte ben buradan mesain bittiğinde çıkıyorum ve bir daha ilgilenmeyeceğim kafası asla hiçbir hocamızda yok. Hani ben bir kere hiç bunu beklemiyordum. Hocalardan çok çekiniyordum ilk zamanlarımda. Alıştıktan sonra o kadar eğlenceli insanlar ki hani buraya bizi güzel buraya nasıl diyeyim ısınmamız için daha iyi vakit geçirmemiz için daha verimli geçirmemiz için ellerinden gelen her şeyi gece gündüz Tabii yapıyorlar. fiziksel aktivite için, eğlenmek için. Çünkü Tabii eğlenerek ki çok zayıflama diyoruz biz. Aynı eğleniyoruz. Yani ben zamanda çok ruhsal eğleniyorum. terapi için bir sosyolog terapisi alıyoruz. Burada Evet. bireysel terapiler alıyoruz. Bunların hepsini totalde değerlendirdiğin zaman, yani hocaları olsun, yönetim olsun, terapiler, terapistler olsun. Yani HK sence zayıflamak isteyen insan için doğru adrestir. Tabii ki. Böyle Yani tabii ki yürekten doğru diyebiliyor insan. musun? Ya şöyle diyebiliyorum. Bazen ben buraya yaşadığım şeylerden dolayı hani şey dedim. Allah kahretsin niye geldim ya? Yeter artık kilolarımdan da bıktım. Kendimden de bıktım dedim. Demediğim zamanlar olmadı diye bir şey yok. Dürüst olacağım. Ama hani mantıklı oturup düşündüğümde ya hani bir amaç için buradayım ve hani burası bana zarar vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Buraya kendim için geldim. Kimse için gelmedim. Ama hani nasıl diyeyim o kadar güzel ki hani şey şu an ben mesela yarın nasıl gideceğim acaba?
Hani şey diyor Kübra, işte diğer millet şey diyor. Ya diyor cidden gidiyor musun ya? Hani emin misin gittiğine? Bir de ben şu an kampın en eskisiyim galiba. Galiba değil öyle. Yok Osman. Aa, Osman var. Osman'la Kadir var. Nazlı Kadir var. Nazlı var. Onlar hani, 5-6 aylık. Onlar zaten Osman 60 kilo verdi. Kadir evet. 35 kilo verdi. Nazcan 35 kilo verdi. Evet. Dolayısıyla... Ve şey hani... Yani ama sonuçta eskilerdenim artık yani ve hani kıdemli. Şey var, aynen kıdemliyim, gidecekmişim gibi gelmiyor bana. Hani sanki yarın babam gelecek beni ziyarete gidecek, ben burada kalmaya devam edeceğim. Hani hiç gidecekmişim gibi yani 50 kilo duysam, 60 kilo duysam hiç gidecekmişim gibi gelmiyor. Keşke biraz öyle olsa. Samimiyet ve aile ortamı. Evet çok var ya, abla ya, abla abi benim için. Buranın Heykan'ın dedi, benim için abla abi. Yani buradaki dediğim gibi yaşlar benden büyük olduğu için onlarla da çok yakın arkadaş oldum ben. Benim için hocalar zaten peki, abi. 111 kilo yani 111 kilo az bir kilo değil, senin okul hayatında başarılı da bir öğrencisin. 111 kilonun ağırlığını gerek ruhsal anlamda gerek psikolojik olarak dışarıda hiç yaşamadın mı ki zorla seni buraya getirdiler? Ya işte hani tabii ki yaşadım, hani kilo vermek istedim tabii ki, denedim diyetisyenler odur budur kür falan filan denedim ama olmuyordu. Olmayınca da ben de bir süre sonra ümidi kestim hani yani tamam o zaman veremeyeyim oldum yani önemli değil. Hani tabii ki bir... Sen bu yaşta nasıl umudu kestin? Şimdi bunu i̇şte anlamıyorum. Yetenek. Ya 15 yaşındasın. Hocam yani, yaşanmışlıkların yani ağırlığı var. Şeydini... Ruhsal ağırlık yani. Evet arkadaşlarımı yürüyüşe gönderiyoruz. Emre ve... Çağırmışsınız hocam. Tamam arkadaşlar aynen devam edebilirsiniz. Güzel bir antrenman bekliyorum sizden. Videonun içinde tabii canlı bir hayat devam ediyor. Bizde kurgu yok. Her şey doğal. HK'da onun için belli bir samimiyet var. Peki 15 yaşında diyorsun ya yani umudu kestim. Ya umudu kesmek ne demek? 15 yaşında. Çünkü deniyorsun olmuyor. Deniyorsun niye olmuyor deniyorsun? Veremiyorsun. Yemiyorsun, içmiyorsun. Bir hafta iki hafta yemek yemiyorsun doğru dürüst. Sebze yiyorsun. Sevmediğin besinleri yiyorsun. Tartıya bir çıkıyorsun. Kilo verememişsin. Bu ne yani? Bunu niye mutlu olayım ben bununla? Ya da neden hani şey yapmaya çalışayım, değiştirmeye çalışayım? Ben de şey umudu kesmedim hani öyle ama hani şeydim. Daha bahsedeyim. Ben yemek istiyorum modundaydım ve yiyordum da. Ben büyük ihtimalle bu yaz gelmeseydim bir 10 kilo daha alırdım herhalde. Evet kesinlikle. 111 oldun 120. Yani. Artık intihar eder miydin diye düşünüyorum. Vallahi hiç öyle bir şey kalkışmadım. Öyle bir şey düşünmedim. Aklımın ucundan bile geçmedi. Ama artık 120-130'ları görürsem ne yap... Ay Allah'ım. Yedim de çok kötü. Hani yani iyi ki öyle bir şey olmadı. Evet. Peki bu saatten sonra artık uyanmış bir insan olarak geçmişte yaptığın hataları veya kontrolsüz davranışları artık yapmayacağını umuyoruz. Tabii ki yani. Çünkü daha uyanmış, daha özgür bir zihne sahipsin. Burada sabah 6'da kalkıyoruz tamam mı? Ya diyorum ki o yediğim yemekler lanet olsun. Burada Emre Hoca'nın, Tolga Hoca'nın antrenmanını yapıyorum. Ter akıyor her yerimden böyle yapışıp kötüyüm. Allah'ım yani o yemeğin zevki mi yoksa bu kadar emek mi? Yani anlatabiliyor muyum? Ve hani tamam yemek seviyordum. Her şeyin bir bedeli var. Ama tabii. Evet bedeli çok ağır bir bedel. Dehşet ağır bir bedel. Ya. 111 kilo bir bedel. Çok büyük bir bedel. Tabii farkında olmadan bu süreci yaşarsan çok ağır ama eğlenerek. Çok eğlendim ama. Senin potansiyeline uygun çalışmalar yaparak işi eğlenceli de çevirdiğin için belki yani ağır olan bedeli eğlenceli hedef haline getirdik diyebilir miyiz? Evet ya onun eğlenceliydi için... tabii ki. Dün zumba son zumbama katıldım. O kadar eğlenceliydi ki hiç bu kadar eğlenmemiştim. Hani yani bilmiyorum çok eğlenceli. Derslerde böyle monoton geçmiyor. İşte hoca söylüyor sen yapıyorsun öyle bir şey yok. Eğleniyoruz. Hatta bazen böyle espriler falan güzel oluyor yani. Bir Ankara havası çalıyoruz diyorsun. Ankara havası ooo neler neler. Sadece Ankara havası mı? Roman Ankara havası, halay çekiyoruz. Biz ya Sevilay abla bugün gelmesin. Abla ne olur halay çekelim. Abla ne olur gel halay çekelim. Hani halay çekmenin yani alışkanlık oluyor. Yeni şeyler öğreniyorsun. Horon öğrendim ben buradan Kübra'dan. Güzel yani çok güzel bir şey. Evet peki. Zayıflamaya çalışan arkadaşlara, senin hani denedim olmadı diyorsun ya, böyle süreci yaşayan insanlar var sonuç itibariyle. Ve bir şekilde obezite cerrahisini de düşünebiliyorlar ki hiçbir şekilde obezite cerrahisi yapılabilir bir çalışma kesinlikle değildir. Kesinlikle değil. Çünkü sorun midede değil, onun için mideyi cezalandırmanın bir anlamı yok. Kesinlikle beyni kesip atmak daha mantıklı. Beyni kesip atamayacağına göre. Maalesef. Onun için ne yapacaksın? Falan. Alın teriyle, yani aynen. İlahi adalet gereği alın teriyle bir sonuca gitmen lazım. Bu alın teri içinde... insanlara ne tavsiye edersin? Yani bir rehber mutlaka şart. Ya şimdi kendi bir kere tek başına olmuyor. Değil. Yani yapan bence çok az insan vardır bunu yapan başarabilen. Yapan hiç 0.0. Onu bilmiyorum. Araştırmadım şartlanan. Tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı ama bence zor, çok zor.
Burada kilo vermemek başarı. Burada kilo veremiyorsan başarıdır. Bu bence başarı. Yani kilo vermek değil, verememek burada başarı bence. Günde o kadar spor yapıyorsun, eğleniyorsun, stres yok, bir şey yok, uzaksın. Burada kilo verememek bence başarı, verememek. Dışarıda deneyenler oluyor. Benim arkadaşlarım, ben, annem, babam denedik. Olmuyor. Yani iyi ki buraya gelmişim, buraya tanışmışım yani. Bir, iyi bir rehbere ihtiyaç var diyorsun. Aynen. İki, öyle. İyi bir sinerjiye ihtiyaç evet, var. Ortam çok önemli. Grup enerjisine ihtiyaç var. Birbirinizle anlaşabilir insanların olduğu bir ortama ihtiyaç var. Mesela bir otel olsaydı, bir tarafta kebap yiyenler, bir tarafta diyet yapanlar olur mu? O zaman olamaz. Şöyle bir şey var, tamam. Ben şimdi yarın çıktığımda kebap görenler beni etkilemeyecek. Kebap yiyenler beni etkilemeyecek. Çünkü ben burada hani şeyi aldım, tamam mı? Hani tabii ki eksiklerim var. Ya daha dün aşure yediniz. Ben yemedim. Lütfen. Tercih ama o bu tercihti. Sonuçta yiyebilir ortamların vardı. Evet, burada da öyle şey değil işte. Böyle şey kampı yeme hiçbir şey yok. Öyle şey, tavuk yedim patlatın mal önce. Hani ve şey patates. Ve şey hani o kebap yiyen beni etkilemeyecek çünkü ben şey bilincindeyim. Hani tamam. Eskiden yiyordum. Yeterince yedim. Ama şu anda yememem lazım ve ben bunun farkındayım. İhtiyacın olmadığı için yiyemem. İhtiyacım yok. Ve ama bir şey diyeyim, burada olsaydı ben eğitim almadan önce, bu ya verdiğiniz eğitimlere katılmadan önce kendi nefis terbiyemi yapamama sürecinde burada kebap yeselerdi ben o terbiyeyi asla kazanamazdım. O yüzden bir otel ya da bir şey değil, burası daha hedef odaklı bir kamp. Evet. Yani tek amacı var sadece hedef gerek odaklı. Ruhu çünkü ruhsal ağırlı olan zayıf insanlar da görüyoruz. Benim ruhum da ağır ya. Yani. Gerekse bedenin kilosu olan insanların değişimi için çaba harcayan insanların olduğu özel bir kamp. Onun için burada evet dediğin gibi kilo verememek bir başarı olsa gerek. Çünkü kilo vermek çok kolay. Diyebiliyor muyuz? Çok kolay. Ama şu zayıflamaya çalışanlara hala bir tavsiyede bulunamadık. Gelin. HK'ya gelin. Bunu mu dememi istiyorsunuz? Hayır hayır, bunu samimiyetle söylüyorum. Güzel bir ortam. Pişman olduğum anlar oldu. Ama sonra pişman olduğum anlardan dolayı pişman oldum. Niye hani niye salaklık ediyorsun ki? Buraya kendine yatırım için geldin. Mutlusun. Etraf çok güzel. Doğa, insanlar yani çok güzel. Yani burada bir gittiğimiz parklara bir daha gitmemeye çalışıyoruz. Çok çeşitli parklara gittik. Evet yani. Sezon değişimindeyiz. Yani mevsim değişimindeyiz. Donuyoruz ama. Yazın çok güzel parkurlar vardı. Mevsimde şu an bugün çok güzel bir tabiat parkına gittik daha sabah itibariyle. Evet. Kalabalık bir ortam. Yani burada sıkılabilir mi bir insan sence? Ya çok zorlarsa sıkılır ya. Ama yani ben İnsanlarla karşılaştıktan sonra, hocalarla yer alıyorsun, kurttuktan sonra. Ben sıkıldığımda ne yapıyordum? Alıyordum kitabımı. Şurada dere akıyor. Gidiyorsun, oturuyorsun. Sessizlik, güzel. Yani sıkıldığın anlar olabilir ama geçiyor yani. Ve mutlusun ya. Sıkılmaktansa mutlusun. Aktivite yoğunluğu bakımından sıkılmaya zaman var. Ay Erdem Hoca. İlahi Erdem Hoca. Yani her saniye doluyuz zaten. Bir şey oluyor, bir boşluktayız. Ay telefonumu aldım, telefonla ilgileneceğim, kitap okuyacağım diyorum. Erdem Hoca kalk onu oynayacağız. İşte bir şey olacak, Kübra diyor gel badminton oynayalım. İşte canımız sıkılıyor, Şafak Hoca hemen oradan hadi voleybol arkadaşlar. Bir şey oluyor, ben basket oynuyordum işte eskiden. Hemen ben diyorum bazen sıkıldığımda, hocam ne olur bugün basket oynayalım. Hop beni okulun bahçesine götürüyorlardı. Yani boş zaman var ama doluyor. Hani ister istemez doluyor. Evet, ben tabii senden de çok şey öğrendik. Sen de zeki bir kızsın. Türkiye'de de derece yapacak kadar zeki bir kızsın. Burada da son 3 ayda çok insan geldi geçti biliyorsun. Çok. Yani 30 kilolar, 40 kilolar biz çok rahat telaffuz eden insanlarız ama işte dile kolay. Dile kolay bile değil aslında bence. Çok zor ama sen burada canlı örneklerini gördün. Hala kampta mevcut 60 kilo, 50 kilo, 40 kilo veren insanlar var. Yani bu kiloları biz bu kadar rahat telaffuz ediyoruz ama çok zor olduğunu da biliyoruz. Ya aslında bir şey diyeyim mi? Dışarıda zor geliyor. Yani ben dışarıdayken 30 kilo vereceksin bana 3 ay kilo, 25 kilo vereceksin de. Hani aynen. Şey diyordum buraya, nasıl veriyor? Hani babam diyor ki bana, bak diyor kızım diyor, hızlı zamanda veriyorlar diyor. Sen sabırsızsın biliyorum. Hızlı zamanda hızlı kilo veriyorlar diyor. Ben diyorum ki aç bırakıyorlardır, yemek vermiyorlardır onlara bilmem ne. Şimdi yalan yok, ilk bir hafta ben açlık çektim. İlk bir hafta çektim ama bir hafta sürdü. Hiç hazır almadan geldiğin için belki de. Hiçbir video izlemeden geldiğin için evet, belki de. Evet. Bilinçsiz geldim. Çok bilinçsiz geldim. Yoksa burada yine her şeyi yediğinizi düşünüyorum. Ben burada baklava yediğimizi gördüm. Dün aşure ben yemedim ama aşure vardı. Az önce tavuk patates yedim. Yani öyle
yemediğim bir şey sadece bu katkı maddesi içeren şeyler yemiyoruz. İsmi lazım olmayan yani her gün iki öğünümüz zaten var. Yani evet. Menülerimiz aç hiç fena değil. Aç kalmıyoruz ya. Aç kalmak diye bir şey yok zaten. O açlık ne? Yani bu kadar yüksek enerji olan bir ortamda zaten aç olmak da mümkün değil. Enerjiyle, besin dışı enerji kaynaklarımız çok güzel. Mutluluk, işte sevinç. Tabii hedef bilinci. Bütün de zaten yeteri kadar yetiyor. Onun için biraz sonra arkadaşlardan senin hakkında düşüncelerini alacağım. Bakalım seninle ilgili neler düşünüyorlar. Hadi bakalım kötü bir şey desinler falan. İyi o zaman. Seni seviyoruz Doğa. Ben de. 15 saatiyle geri geliyorum. Bir daha video çekelim. Evet, gel her zaman için. Bugün bir arkadaşımız geldi mesela. Gittiği kiloda geldi. Sadece 10 gün kafa dinlemek için geldim dedi. Evet. Biz de böyle istiyoruz arkadaşlar. Bir önce de kilolarınızı verin. Sonra kafa dinlemek için bir 10 gün, 5 gün. Hafta sonları öyle yapmayı planlıyoruz. Bir daha her zaman bekleriz. Ama senin de hala yolda olman gerekiyor biliyorsun. Tabii hala asla, bir 10-15 kilo daha vermen gerekiyor. Onun için ne 15 yapacağız? Mi? Durmak çok yok. Çok yola çok devam. Bir çak bakalım. Harikasın. Seni seviyoruz. Seni güzel duygularla gönderiyoruz. Ben ama Buruk ayrılıyorum ya. Ben yani Buruk ayrılıyorum derken özleyeceğim burayı ya. Ay uf. Hiç aklına ağlayacağım şimdi. Hiç aklına gitmek gelir istemiyorum. Hiç aklına gelir miydi? Hiç gelmezdi. Yani. Var ya ben şey diyordum. Babam arasa da hadi kızım gel seni özledim alıyorum dese de bavulumu hazırlayıp hemen kapıdan koşarak çıksam diyordum. Şu an bavulumun toplanması lazım. Ya yani diyorum toplamasak mı? Ne yapsak? Rapor mu falan? Ama işte maalesef dışarıda bir hayat var. Sen zaten 10 gündür raporlusun. Senin okulun, evet, okula okulun başladı. Okula bile gitmedin. Sorumlu bir öğrenci olarak. Tam 85. günündeyiz hemen hemen. Okul başladığı için yine gideceksin ama yapacak bir şey yok. 15 tatilde. Okul falan yalan falan diyor. O kadar değil tabii de. Yani keşke yaz tatili hiç bitmeseydi de ben hep burada kalsam. Evet daha önce gelseydin keşke diyoruz ama keşke yok hayatta. Onu da öğrendik. Artık durmaksızın yola devam. Şubat'ta daha hızlı bir arınma için ayrıca bekleriz. 2018 senin yılın olacak. Bundan hiç şüphem yok. Evet. Güzel duygularını ara ara hissettirmeni bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harikasın. Ben kendi adıma alkışlıyorum. Diğer arkadaşlarım uzakta. Onların düşüncelerini aynı zamanda alacağım. Harikasın.